Videoya geçmeden önce arkadaşlar sizden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olursanız ve like atarsanız inşallah büyülü sandık, dev sandık, süper büyülü sandık ve efsanevi sandık düşer. Hatta ve hatta gümüş sandıktan inşallah efsanevi düşürürsün. Daha önceden kanalıma like atıp abone olanları görüyorsunuz. Ne güzel yorumlar yazmışlar. Siz de kanalıma abone olup like atarsanız benim duamı almış olursunuz ve inşallah güzel sandıklar düşürürsünüz. Abone olduktan sonra sandık düşürürseniz eğer yorum yazın. Bir dahaki videoda senin yorumun çıksın. İyi seyirler. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Yunus ve bugün sizlerle Clash Royale'de Supercell'de sizlerle birlikte mail atacağız arkadaşlar. Evet, dün bir tane anket yapmıştık arkadaşlar. Hatta bir video hazırlamıştık ve bu videoda 8 tane sonuç şık vermiştim ben sizlere ve bu yapılan ankette sonuçları şimdi açıklayacağım arkadaşlar ben sizlere. Kazanan günlük çark özelliği oldu zaten. Bariz bir şekilde şu an ekranda görüyorsunuz. 8445 tane günlük çark özelliği oy aldı. 14 seviyeye de yani 14 level'a özelliğine de 882 oy geldi. Hero kartlarına 625, efsanevi kart isteme olayına da 410 oy gelmiş. Hero arenasına da 258 oy gelmiş. Diğer cevaplara bakalım, diğer cevaplara kaçar oy gelmiş. Klan savaşlarına da bayağı bir oy gelmiş. Yaklaşık 6000 tane oy gelmiş. Ejder şifacı ve şifa büyüsüne de 755 oy gelmiş arkadaşlar. Yani bayağı bir gelmiş. Evet. Teslim özelliğine de 744 tane gelmiş. Yani bunların ikisi arasında fazla da bir fark yok. İkisi de %10 zaten fark ettiyseniz. Ama en çok tabii ki de burada zaten belli oluyor arkadaşlar. Burada günlük çarp özelliği 8445 tane oy alarak birinci oldu arkadaşlar. İkinci de herhalde 14 level. Diğerleri de yok. İkinci şey klan savaşları. Aynen. Birincisi günlük çarp özelliği, ikincisi de klan savaşları arkadaşlar. Ama biz şöyle anlaşmıştık. En çok oy alanı sizler birlikte Supercell'e mail atacaktık arkadaşlar, zaten biliyorsunuz. Şimdi bu arada Deysans kart isteme olayı varmış, bunu da yeni gördüm. Ne istesek diye düşünüyorum. Cellat bu aralar pek kullanmıyorum. Aslında iş görüyor da 3 seviyesi fazla iş görmez zaten, o yüzden de pek kullanmayacağım. Ama bebek ejderha sürekli kullanıyorum. Şu anki Deysans'ta gerçekten çok iş görüyor. Golem'in 5 seviye oldu. Yavru ejderham da 5 seviye olsun. Sonra golem'i 6 seviye yapacağım arkadaşlar. Onu da buradan söyleyeyim. Yani sürekli golem kasmaya çalışacağım ama biraz zor olacak diye düşünüyorum. Yani markete gelirse golem alırız. Evet. Bir de her hafta isteyeceğim buradan. Deysans'ı kart olarak golem isteyeceğim. O şekilde golem'i 6 yapacağım. Golem her zaman iş görüyor çünkü. Neyse. Şimdi arkadaşlar. Şuradan da herhalde yanlış hatırlamıyorsam sizler de benim yazdığım bu e-mail'e benzer bir şey yazmanızı rica edeceğim arkadaşlar. Çünkü bu dünkü videomuzda böyle anlaşmıştık. Yani en çok oy alanı sizler birlikte e-mail olarak atacaktık. Bakalım gelme ihtimali var mıymış? Hep beraber öğreneceğiz. Evet, ben adım adım sizleri tekrardan göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada sağda görüyorsunuz. Şu an ok işaretiyle gösterdim. Buraya tıklıyoruz. Ondan sonra yardım ve desteğe tıklıyoruz buradan arkadaşlar. Gördünüz zaten. Ondan sonra arkadaşlar sağda şurada bir yorum bölümü olacak. Arama kısmının tam yanında yorum bölümü olacak. Oraya tıklayacağız. Bakın burada zaten bir espri yapmışlar. Bir tankın içinde iki balık varmış. Biri diğerine dönüp bu şeyi nasıl sürüyorsun diye sormuş. Şaka bir yana demişler zaten. Burada bunu zaten bir yerde duymuştum arkadaşlar ama ne olduğunu tam bilmiyorum. Neyse. Şaka bir yana sizi nasıl yardımcı olabiliriz demişler. Bir de benim burada adım var YBC diye. Ben buraya da yazayım arkadaşlar. Bu arada şurada da benim imposta göründü. Onu tabii ki de sansürleyeceğim. Onu pek yapmıyorum. Sizlere sunmuyorum çünkü o imposta. E-posta diyorum pardon kusura bakmayın, e-posta önemli bir e-posta. Gerçekten de benim için önemli bir e-posta olduğu için onu sansürleyeceğim. Neyse. 789 oyuncak @gmail.com benim gerçekten de kullandığım bir e-mail olduğu için onu da sizlere zaten sunuyorum. Siz de oradan bana dilediğiniz e-maili yollayabilirsiniz. Her türlü kabulüm, yani her türlü e-maili zaten cevap veriyorum. İstediğiniz türlü mesajları bana bu e-mail üzerinden atabilirsiniz. Neyse, şimdi burada yazıyoruz arkadaşlar, merhaba diyelim. Merhaba. Lan ne yazdık? Merhaba. Tamamen doğaçlama olacak arkadaşlar bir de. Yani aklıma ne gelirse yazacağım. Buraya bir virgül koyalım hadi. Tamları şey yapacağım bilmiyorum ama bakalım ne yazsak. Merhaba sevgili Supercell çalışanları. Sizlere bir fikir danışmak istiyorum diyeyim ya da. Sizlere bir fikir danışmak. Bu arada bizim mahalleden tuhaf tuhaf sesler gelmeye başladı. Bu bizim mahallenin çocukları sürekli top oynuyor akşama kadar. Ya ben çocukken biraz oynardım da şimdi bu arada hiç oynamıyorum açıkçası. Yaklaşık 3-4 senedir hiç futbol oynamıyorum bakın. Futbola hiç hevesim yok. Onu da buradan söyleyeyim yani öyle videosunu söylemiş olayım. Neyse, sizlere bir fikir danışmak
Şöyle danışmak istedim. İstiyorum değil mi lan? İstiyorum. Merhaba sevgili Supercell çalışanları, sizlere bir fikir danışmak istiyorum. Clash Royale. Clash Royale oyununuzu daha güzel ve eğlenceli bir hale getirmek için oyuna günlük çark veya diyelim veya haftalık. Merhaba sevgili Supercell çalışanları, sizlere bir fikir danışmak istiyorum. Clash Royale oyunumuzu daha güzel ve daha yok. Clash Royale oyunumuzu daha güzel ve eğlenceli bir hale getirmek için oyuna günlük çark veya haftalık çark özelliği gelmesini talep ediyorum. Gelirse oyundan insanlar sıkılmadan oynar ve motive edici, motivasyon edici değil lan, motive. Motive edici bir özellik olur. Deneyin, pişman olmayacaksın. Sanki böyle ürün pazarlıyormuş gibi oldum. Neyse. Neyse başlayalım. Şuraya da bir nokta koyalım. Bilgilerinizi arz ederim gibi bir şey yazabiliriz buraya. Öyle yazalım. Bilgilerinize arz ederim. Evet. Rim. Tamam, böyle yazsak olur ya herhalde. Tamamdır. Siz de buna benzer ya da biraz daha farklı da yapabilirsiniz. Ben böyle direkt doğaçlama yaptım arkadaşlar. Video heyecanıyla ne yazdığımı da tam bilmiyorum. Öyle bir şeyler yazdım ama umarım olmuştur. Siz de buna benzer bir şey yazarsanız gerçekten. Ve bunu yaklaşık böyle zaten 8000 kişi buna oy vermiş. 8000 kişi de böyle bir email atsa, buna benzer bir şey atsa, gerçekten de gelme olasılığı yüksek olabilir. İnşallah da gelir bakalım. Gelme olasılığı da var mıymış? Öğrenmiş oluruz zaten. Bunun karşılığını da yakında alacağım. Herhalde yarın cevabını verirler. Yarın da herhalde buna benzer cevabını verirlerse bunun videosunu çekerim arkadaşlar. Evet. Merhaba yazdım. Sevgili Supercell çalışanları, sizlere bir fikir danışmak istiyorum. Clash Royale oyunumuzu daha güzel ve eğlenceli bir hale getirmek için oyuna günlük çark veya haftalık çark özelliği gelmesini talep ediyorum. Gelirse oyundan insanlar sıkılmadan oyunu... Dur, gelirse oyunu olacak. Bakın mesela bu otomatik düzeltmeden dolayı bozuluyor. Gelirse oyunu insanlar sıkılmadan oynar ve motive edici bir özellik olur. Bu çarkın içine altın, elmas, kart ve benzeri, yok, kart, sandık ve benzeri ödüller çıkarsa çok güzel olur. Deneyin, pişman olmayacaksınız. Bilgilerinizi arz ederim dedim ve bu şekilde bir e-maili atıyoruz hemen. Tamamdır. Ne diyor? Bir sonraki güncelleme için bazı fikirlerim var ve bunları nereye gönderebilirim falan filan. Burada tamam, neyse, yine de gönder diyelim. Tamam, bu şekilde yine de gönderelim. Bunun cevabı vardı değil mi? Tamam, mesajınız alındı diyor. En yakın zamanda cevap vereceğiz diyor. Aynı şekilde şuraya bir mail gelecek arkadaşlar. Hani direkt 789.gmail.com'a değil de buraya gelecek direkt. Yani buraya mesaj olarak yanıt verecekler. Neyse arkadaşlar, siz de aynı şekilde buna benzer bir şey atabilirsiniz. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız like atarak, yorum yazarak ve de kanalıma abone olarak bunu sahibisiniz. Herkese iyi günler.